Paranın mısın? Paranın. Valla oğlum, benim oğlu kocam hastaydı. Sabahın, daha sabah ezanı okunmamıştı. Gidiyordum doktor sırasına giriyordum. Şey alıyordum, numara. Altıdan, yediden, şeyde, ezanı, namazı kılıyordum, gidiyordum sıraya giriyordum. 4:30'da 5:00'de ben çok gittim. Bataryadan kasakhananın kapısında yatanları görüyordum ben o. Sıraya gireceğim diye. Ben sıraya girdim, numara alırdım. Kocam 7'de gelirdi, doktor sırasına girirdi. Kocam doktor sırasına girirken ben ezakhana sırasına girirdim. Ne rezillikle girerdik. 2 tane ilaç verir, 2 tane yok. Evet. Hadi o 2 taneyi de git, nereden bulursan bul. Ben 3 tane ilaç almak için 3 kere gittim tam Göztepe'sin Sefa'ya. 3 tane ilaç. Zaten en önemli olan da sağlık. Evet. En önemli olan sağlık. Sağlığım da böyle kapılarda geçiyordu. Hastahane kapılarında ölüyorduk. Bataryaya sarılanlar, yatanları görüyordum. Tayyip'ten Allah razı olsun. Şimdi 5 yıldızlı otelde gidiyorum sanki yatıyorum. Tansiyonum yükseliyor. Gidiyorum hastahaneye. Teyze, teyze, teyze diyorlar. Kimisi duvarın içinden benim tansiyonumu ölçüyorlar. Kimisi bir şeyler bağlıyorlar. Ne güzel 5 yıldızlı otelde 5 saat kalıyorum. Geliyorum tut gibi evime. Allah razı olsun. Evet. En önemli olan sağlıktır. Bilmek önemli. Allah bir kere razı olsun. Sürünmüyoruz en azından. İkinci muameleyi görmüyoruz yani. İkinci sınıf muamelesi görmüyoruz. Herkes aynı. Aynı. Zengini de aynı, fakiri de aynı. Evet. Allah bin kere razı olsun bu adamdan ayol. Ben niye bu adamın şeyi, hakkını inkar edeyim ya? Niye inkar edeyim? Ama kördüler, görmüyorlar, onu başka ben bilemem. Ona yapacak bir şey yok teyze. Görmeme, duymama olayı çok farklı bir şey. Vallahi Allah razı olsun. Maaşıma da zaman... Gidince anlayacağız bunu. Şimdi unuttuk. Tayyip gittiği zaman anlayacağız bunu. İnşallah şimdi gitmez. Şimdi unuttuk. Şimdi yeni nesilde 30-35 yaşındaki bir insan bu senin anlattıklarından bir haber. Bilmiyor. Ya benim kocam emekli olduğunda 70 lira mıydı, 70 bin lira mıydı bilmiyorum bir şeyler de yani emekli oldu. Şimdi mesela kendi öldüğünde 1000 lira alıyordu. Adam öldü gitti, bana 700 lira verdiler. Evet. Bugün 5 senedir ölmüş. 700 liradan bir çıka çıktı. Allah razı olsun. Allah nasip etsinmiş. Evet ama benim adam biraz şey oldu. Çok sıkıldı. Leyvun gibi sıkıldı. Neden diyeceksin? O zaman CHP baştaydı. 3 tane adam vardı. İlmaz'dı, Tansu Çiller'di, Demirel miydi o neydi o adı, bir tane daha vardı. Demirel'di evet. Üçü de neydi o, başımızdalardı. Ecevit vardı. 5 kuruşa hazırlattık valla. Ben gidiyordum ekmek alıyordum, 1 lira arttığı zaman kef ediyordum 1 liram arttı diye. O 1 lirayı tın tın saklardım, 1 liram arttı diye. Şimdi paranla mı oluyorum? Çok şükür. Ama yaranmadı adam yaranmadı. Yaranmaz. Namaz olmasaydı yaranırdı. Müslüman olmasaydı yaranırdı değil mi? Dediğim gibi namaz kılıyor diye yobazdır. Tabii. Ya. O yüzden kıymeti yok zaten. Kur'an okuyor yobazdır. Bu adam namaz kılmamış, Müslüman birisi olmamış olsa ben Müslüman değilim deseydi bak heykelin dikmezler mi? Ya şey Clinton'la Necevit görüşme yaptılar. Clinton nasıl oturmuş, nerede ayak ayağı üstüne atmış. Necevit böyle yapmış, elinde duruyor. Niye ki bizim adam böyle yapmıyor? Sevmiyorlar adamı. Evet. Adamı sevmiyorlar. Sevmezler de. Niye ki dik duruyor? Dik duruyor adam. Ne kendi eziliyor ne ezdiriyor. Pasif durmuyor adam. Adam dikine gidiyor. İyi diyor, babam kardeşim olsun. Tamam. Anlayana. Anlayana. Anlayana.